Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün 4 dörtlük TYT kampında rutin olmayan problemlerdeyiz. Sevgili arkadaşlar, konu anlatımı yok. Neden? Çünkü burada farklı farklı sorular gördükçe, sorular çözdükçe, bunları için uğraştıkça yavaş yavaş bu mantıksal dizme veya sayıları, şekilleri tahmin etme konusu sizde de yavaş yavaş gelişecektir. Şimdi benim amacım şu bugünkü videoda. Video ders kitabında bununla ilgili sorular var. Bu soruları size çözmek. Etkili matematik kitabından soruları çözmeyeceğim arkadaşlar. Oradaki soruları da sizin uğraşmanız. Yani bizzat bugün şu an çözmeniz gereken bir ödev gibi düşünmeyebilirsiniz buradaki ödevi, etkili matematik kitabındaki ödevi. Bu ödevi 5 gün sonra, 10 gün sonra, 3 hafta sonra o zaman da çözebilirsiniz. Önemli olan burada şekilli, tuhaf soru tarzlarına alışmanız, yorum yürütme yeteneğinizin gelişmesi. O yüzden aslında oldukça rahat, sakin bir ders olacak. Sadece video ders kitabından verilen örnek soruları sizler için çözeceğim arkadaşlar. Burada yaklaşık kaç tane bakıyorum hemen. 12 tane örnek soru var rutin olmayan problemlerle ilgili. Bunları size tek tek çözüp en azından nispeten bir bakış açısı kazandırmaya çalışacağım. Hakikaten diğer tüm problemler konusunda anlatacak çok şey varken bunda çok da anlatacak bir şey yok. Soruları gördükçe, çözdükçe, yorum yürüttükçe ilerleyeceğiniz bir kısım. Ama şunu söyleyebilirim. En başta gördüğümüz işlem yeteneği kısmındaki sorulara çok benziyor. Aslında oradaki sorular da gerçekten rutin olmayan problemler veya farklı şekillere yorum yürütme üzerine kuruluydu. O yüzden size hani en kitabın en başındaki kısma benzer gelecektir buralarda diyebilirim. Şimdi hazırsanız video ders kitabımızı açalım. Buradan rutin olmayan problemlerin sorularını çözmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, dediğim gibi anlatılacak çok da bir şey yok. İşte görüyorsunuz, konu bu. İlk sorumuzla başlayalım. Diyor ki Burak şekilde 6 dairenin içinde yazan içinde sayılar yazmıştır. Üçgenin her bir kenarındaki 3 dairenin içindeki sayıların toplamı eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Üçgenin her bir kenarı, bakın burada 3, buradaki 3 tane daire var bu kenarda. Diğer kenar şurada. Bunda da burada 3 tane daire var gördüğünüz üzere. Bu üçer dairelerin toplamı birbirine eşitmiş. Şimdi mantıklı düşünüyorum sadece. Arkadaşlar şuradaki daire her iki tarafa da dahil değil mi? Her iki tarafa da dahil zaten. Mantıken zaten. O zaman şu iki dairenin toplamıyla şu iki dairenin toplamı birbirine eşit olması gerekmez mi? Tabii ki de gerekir. Yani zekice düşündüğüm zaman. Neden? Mesela örnek vereyim şöyle. Siliyorum burayı. Buna ben mesela A dersem burası ne olur şurası? 6 artı 7 artı A. Şurası ne olur? A artı 8 artı x. Arkadaşlar ikisinde de a var zaten. Yani 6 artı 7, 8 artı x'e eşit olacak. Burası kaç geldi? 13 eşittir 8 artı x. X'imiz buradan çat. 5 geldi. Olayımız buradan çözülmüş oluyor. Bu şekilde halledebileceğimiz bir soru tarzı. Şimdi geliyoruz hemen yanındaki soruya. Yine bakın tekrar ediyorum, bu soruların çok benzerlerini gördünüz. İşlem yeteneğinde gördünüz. Yani işlem yeteneğindeki soruların daha gelişkin, daha şekilli şukullu halleri diyebiliriz. Ve ardışık sayılarda da gördünüz. Onların daha şekilli şukullu halleri diyebiliriz buradaki kısımda. Aşağıdaki tabloda bu arada 2021 yılında bir tane soru var. Bence o rutin olmayan problemleri güzel bir örnek. Bir telefon mesajlaşmasına çıkmış soru. Telefon mesajlaşmasını soru olarak vermiş. 2021 yılının sorularına girdiğiniz zaman mesela bu dersten sonra hemen gidin oradaki soruyu çözmeye çalışın bakalım. Çözebilecek misiniz? Bir mesajlaşma var. O mesajlaşma metnini okuyarak bir şeyi tahmin ediyorsun. Bence çok zekice bir soru. O yüzden bir çıkmış soruya da bakarsanız o da yani rutin olmayan problem tarzına girer. Şimdi geliyoruz buraya. Tabloda ardışık her 3 kutunun içindeki sayıların toplamı 18'dir diyor. Buna göre A artı B artı C kaç? Şimdi arkadaşlar bu ardışık toplamları aynı ise burada şöyle gidiyor. Mesela biz buna X, Y, Z diyelim. Şöyle pembeyle yapayım. Mesela bakın. Şöyle gidiyor. Bakın burası mesela x ise, burası y ise, burası z. X, y, z'nin toplamı 18 ya. Sonra buna tekrar x gelmek zorunda. Çünkü bakın buradaki üçlünün toplamı da yine x, y, z oluyor. Sonra bir daha y gelmek zorunda. Bakın buradaki üçlünün toplamı da x, y, z oluyor. Yani aynı gelmesi için sırayla devam. X, y, z. X, y, z. X, y, z. Şimdi bak, zekice düşünelim. Bakın. Burada x'imiz neymiş? 5'miş. Y'miz neymiş? 6'ymış. C de z'miz değil mi arkadaşlar bu durumda? Arkadaşlar x artı y artı z ne burada? 18. Bu 5, bu 6 ise o zaman bizim z'miz ne oluyor? Z'mizin de 7 olması gerekiyor ki burası 18 olsun. O zaman c'miz z olduğu için 7. Şimdi y 6'ymış. Bakın arkadaşlar burada c'miz z zaten. A'mız da z'ymiş. A'mız da 7'ymiş. Devam ediyorum. Bir de neyi soruyor? Bir de bize b'yi soruyor. B'miz ne? B'miz x. X'imiz ne? X'imiz de 5'miş arkadaşlar. O zaman 7, 7, 5.
Bunların toplamı yani 14, 19 oluyor. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z şeklinde gittim. Burada gördüğünüz üzere ben bu şekilde devam ettiğim zaman X'i, Y'yi, Z'yi çat diye bulmuş oldum. Üçünün toplamı 18 zaten. Buradan Z'yi çektim. Bakın A da Z'yi temsil ediyor. C de Z'yi temsil ediyor. Bir de X'i temsil eden de B. B de 5'miş zaten. Bakın burada X'e 5 yazmışım. Buradan gittik. Çok benzerini çözdüğümü adım gibi eminim arkadaşlar. Hatırlıyorum yani buradaki kamp boyunca. Şimdi gelelim burada kısma. Normal yine aynı mantık. İşlem yeteneği. Aşağıdaki şekilde okun yanında belirtilen işlemlerin yapılmasıyla elde edilen sonucun okun gösterdiği karenin içine yazılmasıyla oluşan örüntü elde edilmiştir. Buna göre ilk kutuya 7 sayısı girildiğinde diğer kutuya yazılan sayıların toplamı kaçtır diyor. Tamam, 7 girildi. 3 ekle 10. 3 ile çarp 30. 2 çıkar 28. 2'ye böl 14. Diğer kutulara yazılan sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Tamam, bunları toplayacağız. 10 ile 30 topla 40. 40 ile 28 topla 68. 68'e de 14 topla 82. Gördüğünüz üzere 82 sonucu geldi. Oldukça rahat bir soru burada kısmı. Şimdi gelelim buraya. 3 çarpı 3'lük bir tabloda her satırda bulunan sayıların çarpımı satırın sağında, her sütunda bulunan sayıların çarpımı sütunun sağının altına yazmaktadır. Tabloda sayılar pozitif rakamlar oldu. Yani burada sadece pozitif rakamlar, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak yani buradaki tabloda. Ay, 2 defa yazamazsın. 2, 2 yazamazsın. 3, 3 yazamazsın yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u çıkaracaksın. Burada sudoku oynayanlar bazı, bak bir tane daha soru var. Onda da mesela çok rahatlarlar sudoku okuyanlar. Şimdi gelin buraya bakalım. Şimdi öncelikle şu şifreyi bakın. Şifreyi buradan çözmeye çalışıyorum. Şimdi diyor ki 9. Şimdi 9, 18 nasıl olacak? 2 ve 1 olabilir. Doğru değil mi şöyle? Veya burası 1'e 2 olabilir. Mesela 2 ve 1 veya 1'e 2 olabilir. Şimdi zekice düşünüyorum. Şimdi mesela önce veriyorum. Buraya 2, şuna 1 dersem burası 18 oldu. Okey. Şimdi geliyorum şuraya. Bak buraya geliyorum. Buraya geldiğim zaman ne var? 2, x ve 6. 24 çıkmış. O zaman burada 2, x ve 6. O zaman bu x'in de 2 olması gerekiyor. Doğru değil mi? 2 kere 2, 4. 4 kere 6, 24 çıkması. Ama x 2 olamaz. Çünkü 2 tane 2 olmuş olur bu durumda. O yüzden bu mantıksız. Bu iş çöker. O zaman siliyorum. Diyorum ki ne yapacağım? O zaman buraya 1'i, buraya 2'yi vereceğim. Bu durumda ne oldu? Bak şuraya dikkatli bakıyorum. Şuraya. Gördüğünüz üzere 1, x, 6. O zaman x'imiz buradan 4 oldu. X'imiz 4, y'imiz 2'ymiş arkadaşlar. Geri kalan her şeyi bulabilirim zaten. Bu saatten sonra olay oldukça basit bir hale geliyor. Bize x artı y'yi sormuş. 4 artı birden 5'i yapıştırıp yoluma devam edebilirim buradaki kısımda. Şimdi devam edelim. Bir sonraki sorumuz bu. Diyor ki en kenarlı bir çokgen içerisinde yazılan sayıyı en ile bölümüne eşitlemektedir. Yani bu 7'yi 4'e, 8'i 3'e böl. Kaç kenarlıysa ona bölmüş. Burada 9 var. Altıgen bu. 9'u 6'ya bölmüş artı x'i 5'e bölmüş eşittir. 9'u 3'e bölmüş artı 6'yı 4'e bölmüş. Şimdi ben buradan x'i bulacağım bu durumda. Normal bizim işlem yeteneği yani bildiğimiz olay. Bakın gelip şu 9 bölü 6'yı şu tarafa atarsam eksi 9 bölü 6 olur. Bakın dikkat edin, bu da 3 bölü 2. Şunu da sadeleştirdiğiniz zaman 3 bölü 2. Yani şunu götürüyor aslında burada. Yani bu durumda ne kalıyor? X bölü 5 eşittir 9 bölü 3. Yani ne oluyor? X bölü 5 eşittir 3. O zaman x'imiz buradan 15 gelmiş oluyor bu şekilde. Çok basit ve rahat bir biçimde soruyu çözmüş oluyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki de etkili matematiğin içerisinde daha zorları var. Ama siz burada hani akıl yürütme, uğraşma, çözmeye çalışma sizi uğraştırabilir. Yani aman niye yapamıyorum diye bir gerginliğe girmeyin. Soru çözdükçe olacak bir şey arkadaşlar bu. O yüzden dediğim gibi yani ben de size buradaki videodaki kitabımda kendi soruları çözeyim ki en azından bunların sizde görmüş olun. Metotları biraz daha hani kafanıza oturtmuş olun diyelim. Yukarıdaki verilen eşit kollu terazinin sol kefesinde 20 gram, sağ kefesinde 50 gram. Mesela bu soru rutin olmayan problem sorusu olmayabilir. Bu bir eşitsizlik sorusu, basit eşitsizlik sorusu da diye kabul edilebilir arkadaşlar burada kısımda. Diyor ki burada 20 gram var, burada da 50 gram var. B de 5'ten büyük, A da 5'ten büyük. Sol kefeye 8 gram ağırlıklardan A tane. Şimdi bakın arkadaşlar 8 gramdan A tane konuluyor. 8 gramdan A tane. Yani burası ne oldu o zaman? 20 artı 8 kere A, 8 A oldu buranın gramı. Devam ediyorum. Diğerine de sağ kefeye 10 gramlık ağırlıklardan B tane. Yani 10 gramdan B tane. Burası ne oldu? 50 artı 10 çarpı B, 10 B gram oldu. Diyor ki terazi dengelendiğine göre. O zaman bu ikisi birbirine eşitmiş. Hemen eşitleyelim. Eşitledim gördüğünüz üzere. Şimdi şu 20'yi buraya, bu 10B'yi buraya attım. O zaman ne oldu? 8A eksi 10B eşittir 30 oldu gördüğünüz üzere burada. Her tarafı 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl. Ne oldu? 4A eksi 5B eşittir. Bunu da 2'ye bölersek. Burası ne oldu? 15 oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buradaki kısımda. Şimdi gelip buraya bakalım. Diyor ki bana burada ne diyor?
A artı B en az kaçtır diyor. Ki bu benim artık benim için kolay bir soru arkadaşlar bu. Yani bakın 4A artı 5 eksi 5 B pardon. 4A eksi 5 B eşittir 20'ymiş. Ben bunları en az tutmaya çalışacağım. Şimdi hemen geliyorum. Diyorum ki bu 5 olsun 20 olur. Şu da 1 olsun. Bakın 20 eksi 5'ten cevabımız, pardon şurası 15 oluyordu. Şurası 15 geliyordu. 20 eksi 5'ten 15 gelir. Yani A 5, B 1 en az olabilir. E hocam B A 4 olamaz mı? Çocuğum A 4 olsa burası 16 olur. B'ye zaten en az 1 verebiliyorsun. Yani sen burada 15'i elde edemezsin. 15'i elde etmek için 1'ine 5, 1'ine 1 vermek zorundasın. 5 artı 1'den cevabımız en az 6 gelmiş olur. A ile B'nin toplamını da bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Gelelim buraya. Yukarıda eşitsizliklerde bu bunlar vermiş. Birer tam sayı temsil ettiğine göre. Ha. Şimdi bakın. Ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Şimdi şöyle diyebilirim arkadaşlar. Bakın burası 3 kere 3, 9 artı 1 olsun mesela. Şimdi mantıklı neden anladım bunu? Bu 1 çünkü. Nereden anlıyorum? Bakın bu neyle çarpmış? Aynı şey çıkmış. Bu 1. Şimdi devam ediyorum. Buradan kutuyu bulamıyorum. Ama şunu diyorum. Burası 3 ve 3'tü ya. Burası. O zaman şurası da 9 olsun. Mantıklı. Bu 9 olsun. Diyebilirsin ki hocam burası eksi 3, eksi 3 olamaz mıydı? Yani şu. Şurası eksi 3, eksi 3. O da olurdu. Eksi 3 kere 3, 9 artı 1. Bakın burası yine 9 artı 1. Burası da eksi 3'ü 9'u eksi 3'e bölersem eksi 3 olurdu. O da olurdu. Ama burada bize kutuyu sormuş zaten. Kutumuz burada 9 geliyor. Kutu sembolü 9 geliyor. Bakın burada yine bunun çok benzerlerini yine gördük arkadaşlar. Burada bir gidişat mantığı var. Bu gidişat mantığını kullanın diyor. Önce x'in yani ortadaki sayı yani burada 10. 10 eşittir. Önce k ile l'ni çarpmak. K ile l'yi çarpacağız. Çarpalım. 15. Artı a ile c'yi çarpalım. A ile c bakın şu çaprazdakileri çarpıyor. 4 ile x'i çarpıyor. Yani 4x. Sonra m ile n'yi çarpıyor. M ile n neresi? Şu ikisini çarpıyor. 6y. Eksi 6y. Sonra da b ile d'yi çarpıyor. B ile d de bu uçtakiler. 7 kere 9'dan eksi 63 oluyor. Şimdi bana diyor ki 2x eksi 3y nedir? Şimdi bak ben bunu zaten gördüm. Şimdi buraya kadar geldiysem şurada 2x eksi 3y'nin bak iki katı var tam. O zaman bunu yalnız bıraksam çok iyi olur. Şu eksi 63'ü de karşıya atıyorum. Şu 15'i de karşıya atıyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? 58 eşittir. 4x eksi 6y oldu. E bize 2x eksi 3y istiyor. O zaman 2'ye böleceğim. O zaman ne geldi? 29 geldi. Olayı yapıştırdım yoluma. Devam ettim. Gayet nezih bir çözümle çözdüm arkadaşlar. Ki ben bunun benzerlerini birçok yere çözdüm zaten bu ana gelene kadar. Evet. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz bu. Şimdi diyor ki her biri bir birim uzunluğundaki özdeş çubuklar kullanarak 4 tane dikdörtgen şekil elde edilmiştir. Buna göre şekildeki çubuklar kullanarak elde edilebilecek en büyük alanda dikdörtgen elde edilirse kaç çubuk artar diyor. Şimdi arkadaşlar elde edilebilecek en büyük kenarlık dikdörtgen demek kare demektir arkadaşlar. Daha sonra bakın gün gelecek bunu konuşacağız arkadaşlar. Gün gelecek bunu konuşacağız. Türevde minimum maksimum problemleri var arkadaşlar. Minimum maksimum problemlerinde türevde biz şunu yapmış olacağız. Bunun neden kare olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Neden en büyük türev? Yani burada da yani yine kanıtlayabilirim ama hani orada türevden göreceğimizi bilin. Yani elde edebilecek en büyük kenarlı şey dörtgen, dikdörtgen karedir arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane çubuk var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 çubuk var. Arkadaşlar bu bir kare olduğuna göre ben buraya 4 çubuk, buraya 4 çubuk, buraya 4 çubuk, buraya 4 çubuk koyarsam 16 eder. Geri çıkıyorum. Daha fazla koyayım. 5 çubuk, 5 çubuk, 5 çubuk, 5 çubuk koyarsam. Bakın 20 çubuk oldu. Bizim 21 çubuğumuz vardı. Bir tane çubuğumuz arttı ve bir kare oluşturdum. Yani oluşabilecek en büyük kenarlı dikdörtgeni oluşturmuş oldum. 21 çubuğum vardı. 20'sini kullandım. Bir çubuk elimde kalmış oldu arkadaşlar buradaki kısımda. Bence oldu. Bir bilgiye dayalı bir soru ama iş yapar yani onu söylemiş olayım. Aşağıdaki her şekil farklı bir rakamla eşleştirilmiştir. İkinci sütundaki sayılar eşleşen şekiller birinci sütunda karışık halde verilmiştir diyor. Buna göre bu işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar hepsi bir rakamla eşleşildiyse ama zekice düşünün bakın. Sonu yuvarlak, sonu yuvarlak. Sonu eşit olanlar ne? Bakın şu ve şu. O zaman yuvarlak 3. Bu durumda. Devam ediyorum. Burada ne var? Bakın. Başı 1, başı 1. Bak başları aynı olan ne? Üçgen. Üçgen o zaman 1. O zaman buradaki kutu da 2'dir bu durumda. Gelip bunu yapın diyor. Şunu yapın diyor. Yapalım. Şu. Yani üçgen üzeri kutu. 1 üzeri 3 artı. Kutu üzeri yani 2 üzeri üçgen 1 yuvarlak üzeri
kutu 3'ün karesi. Şöyle yazdım. Bunun toplamını soruyor bana. Bura 1 gelir. Buradan 2 gelir. Buradan 9 gelir. Toplamı 12 gelmiş olur. Bu şekilde bunu da halletmiş oluruz sevgili arkadaşlar burada kısım. Gelelim buraya. Bakın hoş bir soru. Yine dediğim gibi bakın sudoku çözenlerin ve yanında da mayın tarlası soru var. Mayın tarlası, sudoku bu tarz oyunları oynayanların avantajıdır. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazen çok derinlerden gelen bir avantaj vardır. Nasıl anlatayım? Yani bu tarz şeylerle uğraşmak. Mesela şey de öyle. Wordle de öyle mesela. Bu tarz oyunları oynayanlar daha çok gelişiyorlar bu tarz konularda ve çocukluklarında bununla vakit geçirmiş olan insanlar. Ya benim çok sevdiğim bir tane oyun var mesela. Yine bu oyunda da iki taraf birbirinin dört basamaklı rakamları farklı sayısını tahmin etmeye çalışıyor. Zekiceli daha önce burada TikTok'ta bir filtresi de çıkmıştı. Onunla ilgili video da çektim. Ama çok hoş bir oyun. Yani işte bir şeyi tahmin ediyorsun. Mesela sallıyorum. Şöyle arkadaşınla oynuyorsun. Sendeki sayı mesela 2820 20 olmaz. 2834. Rakamları farklı yazmak olsun. O sana sayı söylüyor. Diyor ki mesela 1673 diyor. Şimdi sen bakıyorsun. Şu an ne var? Sadece 3 var değil mi? Ve 3'ün yeri yanlış. O zaman diyorsun ki eksi 1. Yani bir tane var ama yanlış yerde. Sonra sana buna göre tahmin yapıyor. Diyor ki sallıyorum. 2632 diyor. Şimdi bakıyorsun. Bunu tahmini yaptı. Bu tahmine bakıyorsun. Bak senin elinde bak 2 ve 3 burada da var. 2 ve 3 burada da var. Doğru yerde. Doğru yerde. O zaman diyorsun ki artı 2. 2 tane var ve ikisi doğru yerde. Bunları alt alta sen ona söylüyorsun o sana söylüyor. Sen ona söylüyorsun o sana söylüyor. İkiniz birbirinizin yazdığı sayıyı tahmin etmeye çalışıyorsunuz en son. Ama bence çok zekice bir oyun. Yani böyle şeylerle vakit geçirenlerin çok büyük bir avantajı var. Nerede gördük? AYT 2023'te gördük arkadaşlar bunu. AYT 2023'te gerçekten özellikle sayılarla, harflerle oynayanlar AYT'de çok ciddi bir avantaj kaybetti. Bu gerçekten sonradan kazanılması bazen güç olan şeyler olabiliyor. Ama tabii ki de çözdükçe bir noktaya gelebilir. Burada mantığı nerede sıkıştıracaksınız? Yani nerede daraltacaksınız? Yani tüm ihtimalleri düşünmemek gibi bir noktaya nasıl geleceksiniz? Bu önemli. Mesela buradaki soruya bakalım birlikte. Diyor ki hemen şöyle soruda. 6 satır ve 6 sütundan oluşan şekildeki satırların soluna ve sağına üstüne sütunların üzerine yazılı ve o satırdaki ya satırda ya da sütunda kaç tane karenin boyanması gerektiğini göstermektedir diyor. Tamam. Buna göre şeklin boyanmamış halini bulunuz diyor. Şimdi ben burada boyama değil de X koyayım arkadaşlar. X koyayım. Şimdi burada öncelikle dünyadaki bir sürü ihtimal var. Şimdi bu ihtimalleri aza indirmen gerekiyor senin. O zaman zekice bir başlangıç yapman gerekiyor buradaki durumda. Nasıl zekice bir başlangıç yapıyorsun? Soruya baktım. Burada kısımda. Şimdi bakın bazı yerlerde sıfır var. Şu sıfırın oldukları yere hiçbir X koymayacağım. Bakın burada da sıfır var. Buralar full boş geçiyor. Ondan sonra bir bakıyorum. Bakın şurada 5 var. 5'i gördüm. Şimdi 5 ne? Zaten burada 5 tane boşluk. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk kaldı zaten. Gördüğünüz üzere burada kısımda. 5'i yerleştirdim. Şimdi devam ediyorum. Sonra bir baktım. Bak şurada 1 var. Zaten bak 1 var ya. Zaten bir tanesi yerleştirilmiş. Bak burada da 1 var. Burada da bir tanesi yerleştirilmiş. O zaman geri kalan yerlere bir şey yazılmayacak. Yani şuralar da gitti. Yani şifreyi doğru bir şekilde çözdüm. Burada gitti. Burada gitti. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar bakın burada 4 yazıyor gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. Ama tabii ki de altta bir tanesi boyanmış. Olmaz. O zaman daha zekice davranmam gerekiyor. Nasıl davranacağım? Bakın burada hani biri boyanmış ya. Biri zaten var şurada. 1, 2, 3, 4. Yani bunlardan 3 tanesi boyanacak. Diğerinden de 3 tane, 3 tane. Şimdi buradan bir şey bulamıyorum. Şimdi başka... Aa şunu fark ettim. 3'ün olduğu yerde... Bakın burada buraya x, x, x koyarsam... 3 tane koymuş oluyorum buraya da. Zaten 3 tane boşluğu var. Bunu da yerleştirdim. Süper. Şimdi devam edeyim. Aa burada da 3 var. 1, 2, 3 tane yerleştirdim burada 3'ün olduğu yere. Şimdi bakın dikkat edin. Geriye ne kaldı? Geriye şu 1'in olduğu yer ve bu 2'nin olduğu yer kaldı. Bak arkadaşlar burada ihtimaller var bu arada. Şöyle göstereyim. Mesela 1'i buraya koyup 2'yi şuraya şuraya koyarsan oluyor. Bakın 4, 4, 1, 2. Hepsi oluyor. Burada 4 oluyor. Ya da şöyle de yapabilirsin. Siliyorum. 1'i buraya koyup 2'yi şöyle şöyle de koyabilirsin. Burada da oluyor. Ya da 1'i böyle koyup pardon 1'i şöyle koyup 2'yi şöyle şöyle de koyabilirsin. İhtimaller bunlar ama ben burada gidişatı nasıl daralttığımı anlamanız gerekiyor siz. Yani burada eğer daraltmayı başarabilirseniz zaten olay otomatik olarak çözülmüş oluyor bizim açımızdan. Bence yani bu tarz soruları en doğru yerden başlayarak çözebilirsin. Yani ilk hamlen ne olacak konusunun en kritik olduğu yerlerden bir tanesi. Bu aynı geometri sorusu çözmek gibi buradaki bu tarz soruları çözmekte diyebilirim. Gelelim buraya. Aşağıdaki şekilde mayın tarlası oyunu verilmiştir. Oyunun kuralları bazı kutucuklarda mayınlar vardır. Diğer kutulardan bazılarında
komşu kutularda kaç tane mayın olduğunu gösteren sayılar verilmiştir diyor. Buna göre en çok kaç tane mayın vardı? Şimdi akşam mayın tarlası oynadıysanız komşu kutu olayı önemli burada. Şimdi bakın. Diyor ki 3 yazıyor. O zaman burada 3 tane mayın var arkadaşlar. Bakın burada da 3 yazıyor. O zaman burada da 3 tane mayın var. Buna komşu olan 3 tane mayın var. Zaten 3 yer var. 3'ü de mayınlı. Şimdi geliyoruz. Bakın burada 1'in yanında zaten bir tane mayın var. Bitti. Yani şurada mayın olamaz yani. Burada da olamaz mayın. Şimdi bakın gelin buraya. 2'nin bir yanında var. Bir tane daha mayın olmak zorunda 2'de. Nerede mayın olsun? O da şurada olsun. Şimdi bakın arkadaşlar şurada mayın olamaz. Çünkü burada olsa 3 olurdu orası. Burada da olamaz mayın bu durumda. Peki şurada mayın olmasına bir engel var mı? Burada mayın olmasına bir engel yok. Ben en çok kaç mayın olacağını sorduğu için ben gidip oraya mayını ekleyebilirim. Gayet de zekice olur. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman burada maksimum 8 tane mayın olabilir diyorum sevgili arkadaşlar. Evet burada en azından video ders kitabından ben bu kısımları çözdüm size. En azından bir başlangıç ufku oluştursun. Ardından arkadaşlar siz etkili yönetken dediğim gibi daha sakince takılarak bunları yavaş yavaş çözebilirsiniz. Yani çözdükçe sizi geliştirecek olan bir kısımdır. Gerçekten konu anlatımı neredeyse hiç olmayan konulardan birindeydik bugün. Ama bunu kitapta da olduğu için özellikle hemen bu ders biter bitmez 2021 yılındaki bu mesajlaşma sorusunu da çözün. Hani kafanızda daha net oturur. Bir sonraki dersimiz periyodik problemler olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.